çok az sayıda peygamber var, çok az. Onlarla en yüksek sevgiyi yaşıyor Cenab-ı Allah işte. Onların sevgisiyle. Mesela Mehdi'yi sevmesinin sebebi de o kadar çileli ve zor ortamda. Deccalların, en azgınların olduğu bir ortam. Çünkü hiçbir peygamber devrinde bu kadar deccal yok. Yani bu kadar organize ve bu kadar büyük kitlere hitap eden ve bu kadar büyük kitlenin tabi olduğu deccal hareketleri yok. Mehdi'nin bulunduğu memlekette ayrıca Allah deccal yaratıyor. Bak hem deccallar yaratıyor hem deccal yaratıyor. Çok sayıda. Mesela Darwinizm, materyalizm, vahşi kapitalizm, hepsi birer deccal hareket. Hepsi birer acımasız sistem. İnsanlar bilerek veya bilmeyerek uyuyorlar. Mehdi bunlarla mücadele ediyor. Hem kendisine zorluk veriliyor hem çevresine zorluk veriliyor. İnsanlar onu kabul etmiyorlar. Hadiste var. Mesela ölüsüne daha gitmezler diyor insanlar. Ölülerine gitmezler. Kimse onların evlenmez, yanlarına varmazlar diyor. Bak, görüyor musun çilenin zorluğunu? Bu niye? Allah daha çok sevmek için bunları veriyor. Çünkü herkes kabul etti. Herkes evleniyor. Şaşan. Nerede burada imtihan? Nerede burada sevap? Bitti. Ne kadar çile çoksa o kadar çok sevap oluyor. Onun için mesela Mehdi'nin karşılaştığı zorlukları sayılıyor. Say bitmiyor. Her sayılan bir basamak yukarıya doğru işte. Mesela 1000 kilometrelik basamaklar düşün. Her biri 1000 kilometrelik basamak. Çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Manevi makamın önü arkası kesilmiyor yani. Küfrün dehşetini yaşamadıkları için, yani küfrün acımasız o rekabetçi manyak ruhunu yaşamadıkları için böyle insanlar daha değişik oluyor. Yani ciltlerinden anlaşılıyor, yüzlerinden anlaşılıyor. Etleri daha değişik oluyor, ciltleri daha değişik oluyor. Her şey değişik, uslup, bakış, konuşmaları daha değişik oluyor. Ama küfrün batağının içinde yaşayan insanlar o kirden ciddi şekilde lekeleniyorlar. Bu görülüyor üstlerinde. Etine, kemiğine, cildine, bakışına, her şeyine yansıyor. Mesela gelir gelmez insan görüyor bunu. O acımasız bir dünyanın o acımasız kiri her tarafına bulaşmış oluyor. Müslümanlığı kabul ettiğinde, İslam'ı yaşamaya başladığında o kir üstünden yavaş yavaş gidiyor. Aa diyor arkadaşlar, ya sana bir şey olmuş ya diyorlar. Ya ama esaslı bir şey olmuş diyor. Yani sen böyle değildin, sen ne yaptın diyor, bir şey olmuş sana diyor. Bakışın değişmiş, cildin değişmiş, çok iyi olmuşsun ama niye oldu böyle diyor, neden oldu? Niye? İmandan oluyor işte. Ha bu hayali bir olay mı? Elle tutulup gözle görülen, yüzlerce binlerce şahidi olan bir konu. İnkar edecek gibi değil. Mesela Tevrat'ta diyor ki, Mehdi diyor, yani Moşia, çektiği çilenin şiddetinden kendisinin olağanüstü biri olduğunu anlar diyor. Yani Moşia olduğunu oradan anlar diyor. Çektiği çilenin çokluğundan, fazlalığından Moşia olduğunu anlar, birinci delil olur diyor. Kendisi oradan anlar diyor.